güzel. İyi. Seyircimiz için. Şimdi şöyle, çocuk çok korktuğu için aslında ben ilk başta bir en azından bir sedasyon ya da anestezi uygulayalım, ondan sonra eğitimizi diye düşündüm ama bize izin veriyor. Hani ben de o dokuları kendim temizliyorum. Yani çocuğumuz da zaten aldığı darbeden dolayı ortadaki burun kemiği yok. Doğal olarak bu deliklerden gelen akıntı aslında daha çok burun akıntısı. Doğal olarak günlük sürekli bir akıntımız oluyor. Biz onu sürekli olarak temizliyoruz. Orada dokularımız evet kabuklanıyor. Her gün yeniden tazeliyoruz, temizliyoruz, pansumanını yapıyoruz. Günlük antibiyotiğini, vitaminlerini yapıyoruz ve devam ediyoruz. Geldiğinde şöyleydi, hatta bu özellikle kafatası çok şişti. O şişliğimiz oldukça azaldı. Seyahat ederken olmuş olabilir. Ondan da olabilir, enfeksiyondan da olabilir. Ondan da geldiği için bir de sinirlerle ilgili bir sıkıntı şu anda görüyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntı görmüyoruz ama onun için biraz daha erken. Sadece dediğim gibi sol gözünde görüyor, gayet güzel görüyor. Hatta buraya geldiğinde artık alıştığı için kaçmaya falan çalışıyor. O gözde de görmese yönünü bulamazsın. Sakın, sakın kaçma. Yemek yemesi falan çok iyi. Çok şükür. Ne veriyorsunuz şu anda yemek olarak? Yani köpek maması veriyoruz ve destek olarak protein mama veriyoruz. Yüksek proteinli mama. Bu süreçteki kırmızı et ihtiyacı falan Şimdi köpekler aslında zaten daha çok günümüz şartlarında köpek mamasıyla besleniyor. Yani et çok önerilmez. Sokak köpekleri için de geçerli, bu ev köpekleri için de geçerli. Doğal olarak biz burada verdiğiniz mama içeriği zaten iyi, kaliteli bir mama. Ona ek olarak sadece hastalık döneminde daha da güzel destekleyici olsun diye protein oranı yüksek mama veriyoruz. Memnun hayatından belli. Bırakmış kendini. İyileşmeye çalışıyor. Şimdi bu şefkati görünce sabrı kendini. Aynen. O yüzden. Benim evdekiler de öyle. Eve geliyorum, hop yanımda uyuyakalıyorlar. Ana kucağı işte. Başka bir şey yani. Aynen. Siz de sağ olun, var olun. Hepiniz vermişsiniz bu sıcaklığı zaten. Arkadaşlar günlük zaten burada gerekli. Tabii tabii, görüyorum yok. Videolarda da zaten herkesin içi yaptı hayatını. Buna hiç yanmayacak insan değildir zaten. Tabii, bu işlemler bir ay sonra falan kurur mu peki artık mesela o akıllı sizce? Yoksa hep akacak mı? Şimdi en az bir ay. O şimdi Bartın'daki veteriner hekimler de bu konuda gerekli açıklamayı yapmışlardır muhakkak ama bizim burnumuzdaki kemiğimizde kırık olduğu için hiçbir zaman tam anlamıyla ilk hali gibi olmayacak. Ama kapanma süreci güzel ilerliyor. Önceki ilk haline göre orada yapılan tedaviyle de burada devam eden tedaviyle de. Ama yine en az bir ay sürer gibi geliyor tedavisi. Bu yaranın kapanmasıyla süreç daha da güzel bir hale dönüşecek. Tabii ki akıntımız şey değil, enfekte bir akıntı değil. Hmm. O güzel, o seyircimiz için. Yüzüp koşup oynamaya ne zaman başlayacak? Şu an bile ormanlık bir alanda yürüyüş yapıyorlar. Evet. Sürekli yürüyüş yapıyorlar. Ve tabii bu durumda hani ne kadar biz insanlar hani psikolojik destek istiyoruz ya, ateşte de arkadaşlarımız gidince ayrı bir psikolojik bir işte sevgi, şefkat. Tabii. Yani onun alması her şeyden, moral buradan her şeyden çok daha önemli yani şu an. Ben açıkçası kendini bırakmamasının yani mücadele etmesini ona bağlıyorum. Yani. Ağrısı var mı normalde peki yoksa? Tabii ağrısı var. Yapılıyor mu ağrısı? Ağrı kesici yapılıyor, vitamin yapılıyor, antibiyotik yapılıyor. Parazit kontrollerini de yaptık zaten. Biz ilk geldiği gün, yok pardon, ikinci günümüzde, yani benim ilk gördüğüm gün,